Kent ekmeğe zam gelmiş. Yani neye zam gelmiyor ki şu anda? Bu yaşıma kadar bu kadar korkunç, yetişemeyeceğimiz anlık, saatlik, günlük zamlar görmedim. Genel olarak insanlar hep şikayetçi. Ben de dahil olmak üzere. Kayseri'de toplu taşıma ve ekmek fiyatlarına yeniden zam geldi. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına bu konu hakkında ne düşündüklerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Zamlar sadece ulaşım ve ekmekle alakalı değil, genel olarak her şeye zam geldi. Ekonominin gidişatı hiç de iyi değil. Yani şu durumda ülke genelinde gerçekten her şeye yüksek miktarda zamlar geldi. Bu özellikle de asgari ücretliyi, dar gelirliyi çok zor durumlara sokuyor, sokmaya da devam ediyor. Hiç iyi değil. Şu an iyi değil yani. Peki bu özellikle de son gelen ulaşım zammıyla ve ekmeklere getirilen zamlarla ve aynı zamanda bunlardan önce de doğalgazı, elektriği, yine ekmeklere zam getirmişti. Siz bu kışı nasıl bir bütçeyle geçireceksiniz? Yani bütün var olan imkanları zorlayacağız. Yani doğalgaz kullanmak artık çok zor. Neredeyse imkansız. Ben doğalgazla evde oturuyorum ama kullanamayacağım. Ya soba yakacağım ya da battaniye sarıp oturacağız. Yani şu an hiç petekleri açmadığımız halde 80-100 lira civarında fatura geliyor. Sadece mutfakta kullandığımız için. Bu sadece doğalgazla alakalı değil. Elektrik de aynı şekilde, su da aynı şekilde. Genel olarak her şey çok pahalı. Dar gelirli insanlar için çok zor. Zaten ülkemizde yüksek gelirli çok az. Ama dar gelirli genel olarak insanlar hep şikayetçi. Ben de dahil olmak üzere. Bu Allah yardım etsin yani insanlara. Çok zor. Ben asgari ücretle çalışıyorum ama çok zor geçineceğim. Ondan dolayı yani bizi çok büyük etkileyecek. Bir ulaşım ücreti önce 3 lirayken şu an herhalde 4 lira falan oldu tahminimce. Bugün daha bilmedim, çarşıdaydım çünkü. Ama ekmek mesela, çünkü her ihtiyaç, bütün herkesin ihtiyacı. Ama gene de çok zamlı. Kimse yetişemiyor. Aldığımız asgari ücret 3 bin lira. Gider 5 bin lira, 6 bin lira. Daha fazla, iki katı oluyor. Ondan ne oluyor? Millet kredi kartına yükleniyor. Ondan sonra da her şey, bütün hayalleri bitiyor. Benim oğlum iki araba değiştiriyor okula gitmesi için. Yani asgari ücretle geçinen bir aile imkanı yok, masrafları karşılayamaz. En azından kentte ekmekte 1 liraydı daha öncesi galiba ekmek fiyatları. Yani durumu iyi olmayan insanlar gidip oradan ekmek alıyorlardı. Yani ekonomiyi düzelteceğiz diyorlar ama gitgide zaten ekonomi yükseliyor, faizler yükseliyor, her şeyde zam geliyor. Nasıl düzeltecekler ki? Allah herkesin yardımcısı olsun. Ne diyebilirim ki artık? Yani daha da devamı geliyor. Her şeye zam geliyor. Doğalgazaymış, elektriğeymiş, sadece ekmek de şeyle bir şey bitmiyor ki. Peki siz bu kış sezonunu bu yeni yapılan zamlarla beraber nasıl bir bütçeyle geçireceksiniz? Allah, nasıl bütçeyle geçireceğiz hiçbir bilgimiz yok. Hiçbir bilgimiz yok. Ya iki kişi çalışacak evde, tek kişi çalışacaksa yarı günün aç geçecek, yarı günün tok geçecek. Çocuklarının masraflarını zaten karşılayamayacaksın. Okuyan çocukların varsa ya salak salak herkese bakacaklar. Durumu olan alacak, olmayan almayacak. Zaten okullarda da ek kitapmış, şuymuş, buymuş, onlarımız da var. Mecburiyet karşısında aldırıyorlar. Ailelerin durumuna da bakmadan birazcık zor gibi gözüküyor. Daha da zamların da devamı da gelecek. 80'li yılları gördüm, 90'lı yılları gördüm, zamları da gördük, yokluğu da gördük, varlığı da gördük. Ama ben bu yaşıma kadar bu kadar korkunç, yetişemeyeceğimiz anlık, saatlik, günlük zamlar görmedim. 54 yaşındayım. Arkadaşlar, ben şunu istiyorum. Tabii ki belli bir şartlarda dolara, euroya bağımlıysak, işte petrolle ilgiliyse her şeyler, tabii ki zam devlet yapabilir. Tabii ki olabilir ama bu böyle bu tehlikeli bir zam. Bu zamın altında yatan ülkemizin sosyolojik, formolojik çok büyük sıkıntılar getirecek bir zam. Ya o hale geldi ki ben inanamıyorum. Ben bu ülkede az maaş, çok güvenli bir ülke istiyorum. İdare edebilirim. Ben Anadolu kızıyım. Benim annem köy kızıydı. Varlıkta da biz idare ettik, yoklukta da şikayet etmeden bir şeyler yaşadık. Bu gidişat ahlak bozacak. Terbiyemizi bozacak. Ortalığı daha birbirine düşürecek. Hiç iyi gidiş değil. Zam gelsin, katlanırım, idare ederim. Ben Türk kadınıyım. Savaşta, yoklukta, kıtlıkta, afette çok güzel şeyler yaparız. Ama
Bu güvenlik sorunu altı oldu yani. Öyle bir acayip bir zam oldu bu. Daha yeni duyuyorum sizden belediyenin zam verdiğini ekmeğe, bilete. Hayretler içerisinde. Peki akşama kadar ne duyacağım? Şöyle söyleyeyim. Benim aylık aldığım burs yaklaşık 320 liraya yakın. Ve bunu ben kitaplara harcıyorum. Lise son öğrencisiyim. Üniversite sınavı için kitaplar da çok pahalı şu an. Ben onlara para harcarken otobüse sürekli para yüklemek zorundayım otobüs kartıma. Ve bu da arttıkça ben hangisine para yetiştireceğimi tam şey yapamıyorum. Ve bu benim için büyük bir sıkıntı olmaya başladı diyebilirim. Daha uygun olursa benim açımdan çok iyi olur. Bunları söyleyebilirim. Peki şimdi son birkaç ayda yapılan zamlar seni ve aileni nasıl etkileyecek? Ne yönde etkileyecek? Bu kışı nasıl geçireceksiniz? Senin bu konuda bir gözlemin var mı? Yani eskiden istediğim şeyi daha rahat alabilirken şimdi daha çok düşünmeye başladım. Bu yönden sürekli bir endişe içindeyim, bunu söyleyebilirim. Kent ekmeğe zam gelmiş. Yani neye zam gelmiyor ki şu anda? Ben emekliyim, aldığım 3000 lira. Ya nasıl geçinecek millet? Ha bilmiyorum yani markete girilmez oldu. Pazar desen onlara bakıyorlar aynısı. Bilmiyorum, sonumuz hayır getire. Yani ne yapacaklar, bunu büyükler yapacaklar, biz yapacak değiliz. Ama nasıl yapacaklar, bu fiyatlar nasıl inecek bilmiyorum.